Efsaneler Kenti sizi bekliyor. Karadeniz Ereğli, eşsiz doğası, zengin tarihi mirası ve sevecen insanlarıyla sizleri neredeyse 5000 yıllık efsanenin bir parçası olmaya davet ediyor. Sayısız medeniyete ev sahipliği yapan Karadeniz Ereğli, yazılı tarihte karşımıza Heraklia Pontica adıyla Herkül'ün şehri olarak çıkar. Efsaneye göre günahlarından arınmak için ölüler ülkesinin bekçisi korkunç üç başlı köpek Kerberos'u alt etmek zorunda olan Herkül, Hades'in krallığına cehennem ağzı mağaralarından girecektir. Mağara içinde yüz ölçümü en büyük olan mağara, zeminindeki taban suyuyla diğer mağaralar için su sarnıcı işlevi görmüştür. Bu mağaralar aynı zamanda Anadolu'nun ilk Hristiyanlarının da sığınağıdır. Baskıcı Romalılardan kaçan Hristiyanlara kucak açan mağaralarda bilinen en eski mağara kiliseleri görülebilir. Karadeniz Ereğli'ye bir antik çağ hükümdarının gözleriyle bakabilseydiniz, muhteşem doğası ve stratejik önemiyle ne denli vazgeçilmez olduğunu anlardınız. Şehrin sahip olduğu zengin tarih mirası biraz da bundandır. Bugün kentin her sokağında rastlayabileceğiniz sayısız antik çağ kalıntısı, sizleri hala devam eden bir masalın kahramanı olmaya çağırıyor. Kaletepe'de 2500 yıl öncesinin Akropolü'nün sokaklarını arşınlamakta, Fener Kulesi'nden taşlarıyla onlarca yapıya hayat verişini dinlemek de sizin elinizde. Karadeniz Ereğli, misafirlerine farklı keyifleri bir arada sunuyor. Güneşli bir günde şehirden biraz uzaklaşıp Roma döneminde kentin su ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen balı su kemerinin altında yüzyıllar önce akan suyun sesiyle hayallere dalıp doğanın tadını çıkarmak isteyebilirsiniz. Dilerseniz Orhan Gazi Camii'nin taşlarında adına Ayasofya dendiği zamanların anılarına tanıklık edebilir. Ölüce Deniz Feneri'nde Ölüce Burnu'nun muhteşem manzarasında kaybolurken gözü pek denizcilerle maceraya çıkabilir. Fatih Sultan Mehmet tarafından şehre hediye edilen 600 yıllık fetih çınarlarının gölgesinde soluklanırken, fetih sonrası İstanbul'un ihyasında çalışan dönemin namlı taş ustalarının öykülerine kulak kabartabilirsiniz. Karadeniz Ereğli'de dinlemeye değecek hikayelerin sonu gelmez. Ülkemizin sahip olduğu zengin taş kömürü kaynaklarını ilk kez keşfeden Uzun Mehmet de, milletçe kurtuluş mücadelesi verdiğimiz yıllarda savaşın yegane deniz muharebesini yapan ve kentin cesur insanlarının destansı direnişi kazandığı zaferle Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına temel oluşturan Alemdar gemisi de Karadeniz Ereğli'nin hikayelerindendir. Aslına uygun olarak inşa edilen Alemdar gemisi günümüzde müze olarak ziyaretçilerini bekliyor. Karadeniz Ereğli Müzesi,
ev sahipliği yaptığı 7000'den fazla eserle ziyarete değer bir diğer mekan. ...1988 yılından bu yana ziyarete açık olan müzede Grek, Roma ve Bizans dönemi eserlerinin yanı sıra Abbasi, Emevi, Selçuklu ve Osmanlı gibi pek çok medeniyete ait eser sergileniyor. Tarihte bilinen ilk pandomim sanatçısı olan Krispos anısına hazırlanan Krispos Anıtı, kentin köklü sanat geçmişinin bir kanıtı olarak müze bahçesinde görülebilir. Şehrin 5000 yıllık tarihinin izini sürebileceğiniz bir diğer müzede, Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından 2014 yılında hizmete açılan Kent Müzesi. Ziyaretçilerine Karadeniz Ereğli'nin zengin tarihi hakkında nitelikli ve anlaşılır bilgiler sunmayı vaat eden müze, ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Tarihi öneminin yanında sahip olduğu doğal güzellikleriyle de görülmeye değer bir yer Karadeniz Ereğli. Geniş orman alanları, Karadeniz'in hırçın sularının şekillendirdiği görkemli yalı yerleri ve temiz plajlarıyla ziyaretçilerine huzur dolu bir gezi vaat ediyor. Yeter ki bir kez olsun tertemiz ve serin suyunun maviliklerinde kaybolun. Yaz mevsimi planlarınızı yaparken Karadeniz'e kayıtsız kalamayacaksınız. İster ziyaretçiler için hazırlanan tesislerin konforunda, İsterseniz bakir koylarda kuş cıvıltıları arasında denize ve güneşe doyacaksınız. Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen spor organizasyonları şöleniyle denizin ve doğanın keyfini alabildiğine çıkarmanız da mümkün. Şölen süresince açık su yüzme ve windsurf yarışlarından yelken etkinliklerine kadar pek çok seçenekle Karadeniz'e doyarken, müzik ve dans gösterileriyle akşamlarınıza renk katabilirsiniz. Bisiklet turları ve eşsiz rotalarıyla doğa yürüyüşleri de Karadeniz Ereğli'de vakit ayırabilecekleriniz arasında. Bölgenin muhteşem yeşil doğasının kalbinde, mavi deniz üzerinde güneşi batırdıktan sonra bir ateşin etrafında dostlarınıza hikayeler anlatıp, uyumadan önce yıldızlarla dolu gece göğünü seyre dalabileceğiniz kamp etkinliklerini de göz ardı etmeyin. Karadeniz Ereğli, ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin birikimiyle zengin bir kültürel mirasın emanetçisi. Anadolu'nun kendine has el sanatlarının en naif örneklerinden biri olan el pek bezi, binlerce yıldır bu topraklarda dokunuyor. Antik çağlarda yelken bezi ve keten elbiseleriyle ünlenen Karadeniz Ereğli'de, bugün hala el pek bezinin orijinaline sadık kalarak hazırlanmış dokuma tezgahlarında üretimini izlemek mümkün.
her yıl düzenlenen Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenliği ile bölgeye has Osmanlı çileğinin tanıtımı yapılırken, kentin dinamik, sosyal ve kültürel hayatı biraz daha renkleniyor. Bugün gelişmekte olan modern bir kent olan Karadeniz Ereğli, binlerce yıllık kadim efsanesinden güç alırken, yapılan yatırımlarla sakinleri için yaşanılır bir şehir olma özelliğini sürdürmektedir. Karadeniz Ereğli, hem Karadeniz bölgesinin hem de ülkemizin yükselen bir değeri olarak muhteşem doğasını ve zengin kültürel hazinesini paylaşacağı misafirlerini bekliyor. Ne dersiniz? Bir sonraki gezinizde bu kadim efsanenin bir parçası olmak istemez misiniz?